Merhaba arkadaşlar, uzman iki testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki KLM elektrotları basınçları arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar gazların özelliği nedir? Bulunduğu kabın her noktasına ne yapar? Eşit basınç yapar. Dolayısıyla bu gazın K'ya, L'ye ve M'ye yaptığı basınçlar nedir? Birbirine eşittir. Yani PK, PL, PM zaten direkt niye eşittir? Oradaki gaz basıncı da eşittir. Sistem dengede ise tabandaki basınçlar eşittir. Dolayısıyla en tabanda S olduğu için S'deki basınç ne olacak? En büyük olacak. Sonra aynı sıvıdan aynı yüksekliğe çıktığımız müddetçe bu noktadaki basınçlar da eşit olacak. Yani dolayısıyla N'nin basıncı ile M'nin basıncı ne olacaktır? N'deki basınçla M'deki basınç eşit. Zaten KLM'deki basınçlar da birbirine eşitti. Sonuçta onlar da gaz basıncıydı. Yani S büyük olacak. Geriye kalan bütün basınçlar ise ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Sürtünmez pistonlar dengededir. KLM pistonu serbest bırakın hareket yönleri ne olur? Arkadaşlar neyden dolayı basınç hareket edecek? Basınç farkından dolayı. Şimdi şu noktaya ben A noktası dersem, şu noktaya B noktası dersem, şu noktaya C dersem, şu anda A'daki basınç ne kadar? Açık hava basıncı hepsinde ortak olduğu için, şuradaki sıvı basınçları eşit olduğu için A'daki toplam basınçla C'deki toplam basınç birbirine eşittir. Ama B'deki basınç sıvı yüksekliği daha az olduğu için bunlardan ne olacaktır? Daha düşük. Yani mesela ben buradaki basınca 100 desem, buradaki basınca 100 desem, B'deki basınç daha düşük, 80 gibi bir şey. O zaman sistemi serbest bıraktığım zaman ne olacak? Sıvılar basınçları eşitleninceye kadar hareket edecek. Dolayısıyla A ve C'deki basınç büyük olduğu için, B'deki küçük olduğu için A ve B'deki basınç azalıp C'deki artmaya başlayacak. Yani ne olacak? K pistonda, L pistonda ne yapacak? K pistonun iki yönünde, L pistonu ise üç yönünde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Dolayısıyla buradaki sıvı seviyesi düşecek, buradaki düşecek. Pistonlar buraya doğru geldiği için buradaki sıvı yüksekliği artacak ve en son ne yapacak? Üçünde de basınçlar eşitlenecek. Mesela atıyorum hepsinde 90'da eşitleniyor gibi bir değer düşünebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Sıvılar vermiş, musluklardan çıkış hızını soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan çıkan sıvının hızı şöyle düşünün. Burada kaybettiği potansiyel burada kinetiğe dönüştüğü için orada mgh potansiyel enerji orada 1 bölü 2 m ve kareye dönüşür. Dolayısıyla m'ler gider. Yani o musluktan çıkan sıvının hızı kök içinde 2gh'tir. Yani sadece derinliğe bağlıdır. Sıvının öz kütlesine bağlı değildir. Dolayısıyla hepsi aynı derinlikte olduğu için hepsinden çıkış hızı ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Hocam buradaki basınç az ama bundaki basınç fazla ama işte buradan çıkan sıvı kütlesi yani o basınç daha büyük bir basınç var ama burada 3D olduğu için yani burada P basıncı atıyorum M kütleli sıvıya bir hız kazandırıyor. Şurada 2P'lik basınç 2M'lik sıvıya kütle basınç hız kazandırıyor. Burada da 3P'lik basınç 3M diye düşünebilirsin. Sonuçta öz kütle arttıkça çıkan sıvı kütlesi de artacak. Daha büyük basınç ama daha büyük kütle olduğu için de ne olacak? Onlar aslında birbirini dengelemiş olacak. Yani çıkış hızı sadece yüksekliğe bağlıdır diyebiliriz. Dengeli olup açık hava basıncı değeri 3 santimlik civa basıncına eşit olduğuna göre P1 P2 oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şuradaki açık hava basıncımız neymiş? Açık hava basıncımız 3H'lık civa basıncına eşitmiş. Sistem dengede ise tabandaki basınçlar eşit olduğu için ben şu A noktasındaki basınçla B'deki basıncı da eşitleyebilirim. Çünkü tabanlarla A ile B arasında aynı sıvıdan aynı yüksekte olduğu için bunlar birbirine eşit. O zaman buradaki basınç B'ye basınç yapan P1 gazının basıncı. Şu A'ya basınç yapan ise açık hava basıncı artı 2H'lık civanın basıncı. Açık hava basıncı zaten 3H'lık civaya eşittir. 2H da bu civanın kendi sıvı yaptığı basıncı olduğu için. O zaman P1 dediğimiz 5H'lık civa basıncı eşittir. P2 basıncı içinde ne yapın? Şu noktadaki basınçları eşitleyebilirim. Sonuçta tabanlar aynı, alttaki sıvılar aynı olduğu için şu noktadaki basınçlar da birbirine eşit olacak. X, Y dersen. O zaman buraya basınç yapan P2 gazının basıncı, buraya basınç yapan ise ne? Açık hava basıncı artı 3H'lık civanın basıncı. Açık hava basıncı zaten 3H civaydı. Artı 3H'lık civanın kendi sıvı basıncı olduğu için. O zaman P2'de ne olacak? 6H'lık civa basıncına eşit olacak. Oranımız da 5 bölü 6 çıkacaktır. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ne oldu? Şöyle düşünün. Sizin burada pistonu ittin veya buradan bir havaya hız kazandırdın. Hız kazandırdığı için ne olacak? Burada basınç düşecek. Mesela dışarıdaki açık hava basıncı atıyorum 80 santimlik civa basıncına eşitse. Burada gaz belli bir hızla hareket ettiği için buradan basıncı daha düşük olacak. Kaç? 60. Ama burada kesit daraldığı için hız iyice artacak. Hız arttıkça basınç iyice azalacak. O zaman buradaki gazın basıncı ne olacak? 40'a düşecek. O zaman burası 80, buradaki gazın basıncı 60 olduğu için o zaman 20'lik basınç farkından dolayı şu sıvı yükselmiş olacak. Dışarıdaki basınç 80'lik basınç, buradaki ise 40'lık basınç olduğu için o zaman burada da ne yapacaktır? 40'lık basınç farkından dolayı yükselecek. Yani burada basınç farkı daha fazla olduğu için H2 yüksekliği, H1 yüksekliğinden daha büyük olacak. O zaman buradaki gazın hızı kesit alanıyla ters orantılıdır. Evet sonuçta kesit daraldıkça hız artıyor, hız arttıkça basınç azalıyor Bernoulli ilkesinden.
H1H yüksekliği sivri sekkesit alanına bağlıdır. Hayır arkadaşlar, şuradaki boruların geniş veya dar olması sıvı basıncını etkilemeyecek. Sonuçta burada sıvı yüksekliği her zaman nedir? Bu boru geniş de olsa dar da olsa dışarıdaki basınç 80 ise buradaki gazın basıncı 60 ise 20 cm yükselecektir. Bununla bir alakası yoktur. Gazın hızını arttığı yerde basıncı azalır. Evet, Bernoulli ilkesi zaten buradan kesit aralığı için hız artıyor. Hız arttığı için de basınç daha da düşüyor. O yüzden burada H2 daha fazla yükselmiş oluyor. Cevabımız 1 ve 3 Denizli olacaktır. Kendi sıvısının içinde yüzebilen bir katı madde için. Şimdi kendi sıvısında yüzebiliyorsa arkadaşlar ne demektir? Demek ki bu adamın katı halinin öz kütlesi sıvı halinin öz kütlesinden daha büyüktür. Yani demek ki bu adam erirken, eriyorsa, yani katıdan sıvıya geçiyorsa öz kütlesinin artması lazım. Sonuçta öz kütle dediğimiz şey kütle bölü hacim. Hal değiştirirken kütle ne yapmıyor? Değişmiyor. O zaman erime sırasında sıvı hale geçiyorsa öz kütlesinin daha büyük bir değerde olması için hacmin küçülmesi lazım. Yani demek ki bu adam erirken ne yapıyor? Hacmi küçülüyor. Küçülüyor. Yani bunu ne gibi düşünebilirsiniz? Su buz olayı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla erime sırasında hacmi küçüldüğü için arkadaşlar sen ona basıncı arttırırsan basınç da zaten onun hacmini küçültmeye çalışıyor. Eriyince zaten hacmi küçülecektir. Dolayısıyla basıncın artması erimeyi kolaylaştırır. Yani basınç artarsa bu adam daha çabuk eriyecek. Yani erime noktası ne yapacak? Erimesi kolaylaştığı için erime noktası ne yapacaktır? Düşecektir. Erime noktası düşer. Yani mesela buz 0 derecede erirken basıncı arttırırsan 0'da değil de -5'te -10'da erir gibi düşünebilirsiniz. Basıncın artması erimeyi kolaylaştırır. Erime ile donma aynı şey zaten arkadaşlar. O zaman donmasında ne yapar? Donması da kolaylaşacak mıdır? Hayır, tam tersi. Donması ne yapacaktır? Zorlaşacak. Erimesi kolaylaşırken, yani erime noktası düşerken donma noktası da düşecek. Yani artık 0 derece değil de -5 derecelerde donmaya başlayacaktır. Dolayısıyla donma kolaylaşmayacak, zorlaşacak. Erirken hacmi artar mı? Hayır, erirken hacmi azalan bir maddedir bu. Basıncın artması erime noktasını düşürür mü? Evet, erimesini düşürür. Erime noktasının düşmesi demek erimenin kolaylaşması, donmanın ise zorlaşması demektir. Cevabımız yalnız 3, Ceyhan olacaktır. F kuvvetiyle 30 cm hareket eder. Y epsilonu ne kadar hareket eder? Arkadaşlar sıvılar sıkıştıramadığı için ben bunu 30 cm itersem, burada sıvı sıkışamadığı için benim burada ittiğim sıvı ne yapacak? Şurada ilerlemiş olacak. Hacim aynı olacak. Yani burada itilen sıvı hacmi ile buraya doğru gelen sıvı hacmi birbirine eşit olacak. Hacim taban alan çarpı yükseklik yalnız bana yarı çap vermiş. Dairesel olduğu için pi ile karedir. Yani yarı çapın neyle alakalı? Karesiyle. Ben buranın kesit alanına s dersen buraya yarı çap 3 ile olduğu için buranın kesit alanı nedir? 9s'dir. Ben ne kadar sıvı itiyorum hacimce? S'lik tabanda 30 cm yüksekliğine bir sıvı itiyorum. İttiğim sıvı buraya gelecek. Buranın tabanı ise 9s. Burada ne kadar yer değiştirir diye düşünebilirsiniz. O zaman x dediğimiz şey ne çıkacaktır? 30 bölü 9. 3'e bölersek o da 10 bölü 3 santim olacak. Cevabımız Adana'dır. Açık hava basıncı kaç santim civa basıncına eşittir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Sistem dengede olduğu için ne olacaktır? Şu noktadaki basınçlar birbirine eşit olacak. Buraya basınç yapan kim? Açık hava basıncı. Buraya basınç yapan ise ne? 56 santim yüksekliğinde öz kütlesi 3.4 olan sıvının basıncı. O zaman açık hava basıncı neye eşittir arkadaşlar? HDG'den yüksekliği 56 santim HDG yazarsam. Öz kütlesi 3.4 olan ve yerçekimi G olan sıvı basıncı eşittir. Anlatacak bana bunu civa basıncı olarak soruyor. Yani diyor ki burada sıvı değil de civa kullansaydım. Yani ne yapsaydım? Öz kütlesi 13.6 olan sıvı kullansaydım. Orada ne kadar yükselir? Bana işte şu HDG'ni soruyor. Şu G'leri sadeleştirsek arkadaşlar H'ımız ne olacak o zaman? 56 çarpı 3.4 bölü 13.6 diyebilirim. Ben bunu şöyle yazayım arkadaşlar. 56 çarpı 34 bölü 136. Yani pay ve paydayı 10 ile çarptığımı düşünün. Sadeleştirmem kolay olsun. Peki sadeleştirme yaparsak arkadaşlar. 34 ile 136'yı sadeleştirirsem ne olacaktır arkadaşlar? 4 çünkü 4 çarpı 4 16, 4 kere 3 12 bir değer de vardı 13. Evet, 4'e bölmüş olacağız. Yani burası H yüksekliğiniz ne çıkacaktır? 56 bölü 4. O da arkadaşlar ne yapar? 28 bölü 2'den 14 santim yapar. Yani demek ki bu sıvının yaptığı basınç 14 santimlik civa basıncıyla aynı değerde olduğu için cevabımız Edirne olacaktır. Yarı çapları R3'lü olan KRF kuvvetiyle uygulanıyor. Voltmetre. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Piyozoelektrik dediğimiz bir olay var. Piyozoelektrik dediğimiz olay ne? Basınca karşılık ne yapıyor? Bu bir elektrik voltajı üretiyor ve basınçla ürettiği voltaj doğru orantılıdır.
Buranın yüzey alanına S dersen buranın yüzey alanına 9S diyebilirim. Ben burada ne yapıyorum? F kuvvetiyle S'lik tabana bir basınç uyguluyorum. P basıncı. Burada ise ne yapıyorum? 3F'lik kuvveti 9S'lik tabana uyguluyorum. Yani sadeleştirirsek F bölü 3S oluyor. Dolayısıyla buranın basıncı P ise ikinci durumdaki basıncımız ne olacak? 3'te 1'ine düşecek. O zaman basınç 3'te 1'ine düşüyorsa ürettiği voltaj da 3'te 1'ine düşecektir. Yani K voltajı da atıyorum V'lik bir gerilim elde edersen. Burada basınç 3'te 1'ine düştüğü için elde ettiğim voltaj da 3'te 1'ine inecektir. Yani oranımız ne çıkacak? Oranımız 3 çıkacaktır. Farklı özellikleri sıvılar hangisi gibi dengede kalabilir? Arkadaşlar sistem dengede ise tabandaki basınçlar zaten eşit. O zaman şu noktadaki basınçların ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Olabilir mi? Buraya basınç yapan açık hava basıncı, buraya basınç yapan açık hava artı x artı y'nin basıncı. Olabilir mi? Olamaz. Yani buradaki P0 ile şuradaki P0 artı bunların toplamı eşit olma şansı yok. O zaman böyle dengede kalamaz. Sistem dengede olacaksa tabandaki basınçlar eşit. Aynı sıvıdan aynı yüksekliğe çıkarsam şu noktadaki basınçlar da eşit olacak. Olabilir mi? O da olamaz arkadaşlar. Niye? Tamam buradaki açık hava basıncı ile buradaki açık hava basıncı aynı ama tamam buradaki H ile H aynı ama burada X sıvısı var, burada Y sıvısı var. Bunların özkütleleri farklı. Özkütleleri farklıysa o zaman bu şekilde dengede kalma şansı o da olamaz. Bu olabilir mi? Tabandaki basınçlar eşitse şu noktadaki basınçlar da eşit olacak. O zaman burada açık hava basıncı var. Burada da açık hava basıncı var. Şurada şu kadar X sıvısı var. Burada bu kadar Y sıvısı var. Tamam bu adamın H'ı az ama D'si fazla. Çünkü daha yoğun olduğu için daha altta zaten. Bu adamın H'ı fazla ama D'si az. Eşit olabilir mi? Olabilir. Yani hangisi gibi dengede kalma şansı var? Yalnız 3'teki gibi dengede kalma şansı vardır. Açık hava basıncı 80 santimlik civa basıncına eşitmiş. H üssü yüksekliği ne kadar olur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Buradaki basınç ne? Açık hava basıncı. Yani 80 santimlik civa basıncı. Burada bir de civa var. Ne kadarlık? 20 santim. O da sıvı olduğu için ağırlığı basıncı ağırlığından dolayı aşağı doğru. Dolayısıyla 80 açık hava itiyor. 20 bu zaten kendi aşağı inmek istiyor. Bunu dengeleyen buradaki kim? Gaz. O zaman buradaki gazın basıncı ne kadar arkadaşlar? O zaman 80 artı 20'den 100 santimlik gaz basıncı eşit olacak. Şimdi bu duruma bakarsak burada açık hava basıncımız var. 80 santimlik civa basıncı eşit. Burada sıvının yaptığı basınç var ama ağırlığından dolayı aşağı doğru. Yani sıvı burada ne yapıyor? Aşağı doğru 20 santimlik civa basıncı yapıyor. Bir de yukarıda gaz bunu aşağı doğru itiyor. Dengede olacağı için o zaman 80, 20 artı gaza eşit olacağı için buradaki gaz basıncımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 60 çıkacaktır. Çünkü 60 gazın basıncı, 20 de civanın basıncı da aşağıdan 80'le dengelemiş oluyor. Peki aynı gaz basıncı 100'den 60'a düşmesi için hacmi ne yapması lazım? Artması lazım. Biliyorsunuz ki sonuçta molekül sayısı değişmiyor, sıcaklık değişmediği için P, V, N, R, T yaparsam kapalı kaplarda sıcaklık değişmiyor, molekül sayısı değişmiyor, R zaten sabit. O zaman basınçla hacimden çarpma eşit olmalı. Buradaki gazın basıncı 100'dü, hacmi de H kadardı diyelim sonuçta şu yüksekliği hacim olarak düşünürsek. Buradaki basıncımız 60, yükseklik H üssü. İşte burada H üssünün kaç H olduğunu soruyor. Sadeleştirirsek o zaman H üssü dediğimiz ne çıkacaktır? 10 bölü 6H yani 5 bölü 3H olarak cevabı bulmuş olacağız. Gaz basıncı P, sıvı seviyesi H, K musluğundan açılıp kapatılırsa P ve H nasıl değişir? Şimdi musluğu açtığımız zaman ne yapacak arkadaşlar? Kaptaki sıvı seviyesi bir miktar aşağı doğru düşecektir. Şimdi sistem dengeliyse başlangıçta şu A noktasındaki basınçla şu B'deki basınç birbirine ne olmak zorunda? Eşit. A'ya basınç yapan kim? A'daki basınç, B'deki basınç eşit olacak. Çünkü tabanlar aynı, alttaki sıvılar aynı olduğu için. A'ya basınç yapan burada kimdir arkadaşlar? Açık hava basıncıdır. P0. B'ye basınç yapan da kimdir? İçerideki gazın basıncı artı HDG'lik sıvı basıncı olacak. Sistem musluğu açtım. Sistem tekrar dengeye gelirse şu noktaya ben X desem, şu noktaya Y desem, X ve Y'deki basınç eşit olacak. Şimdi X'deki basınç ne? X'deki basınç yine aynı açık hava basıncı. O zaman Y'deki de az önceki ile aynı değerde olacak. Ama Y'ye baktığım zaman gaz artı artık daha fazla H var. Yani şu anda Y'deki basınç X'dekinden daha büyük oldu. Çünkü bu X'deki yine aynı açık hava basıncı ama Y'deki yine aynı gaz ama artık daha fazla H. O zaman basınç daha büyük olduğu için ne yapacak? Akışkan basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere, yani tüpün içinden kaba doğru akacak. Ve dolayısıyla şuradaki seviye biraz aşağı doğru inmeye başlayacak. Ama H arkadaşlar ne? Kaptaki sıvının üstüyle tüpteki sıvının en seviye arasındaki şu fark. O zaman buradaki sıvı seviye tüpteki sıvı aşağı doğru indikçe buradaki üstteki gazın hacmi artıyor. Hacmi arttığı için basınç değeri ne yapıyor başlangıca göre? Azalmış oluyor. Biraz sonra yine eşitlenecek. Dışarıdaki P0 değişmediğine göre buranın toplam değişmemesi için o zaman H farkı az öncekine göre ne yapacaktır? Daha fazla artmış olacaktır. Yani tüpteki gazın basıncı azalır. H ise artacak. Cevabımız Adana olacaktır.
Musluk açılıp denge sağlandığı zaman. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz olay nedir? Şudur. Şimdi musluğu açtık, sistem dengeye geldiği zaman tabandaki basınçlar ne olacak? Eşit. O zaman bileşik kap hocam hepsinde aynı yükseklik olur mu? Olmaz arkadaşım. Niye olmaz? Şundan dolayı olmaz. Şimdi başlangıç göre burayı açınca açık hava basıncı zaten neydi arkadaşlar? 70 santimlik civa basıncı. Burada 100 santim olduğu için şu anda civanın basıncı daha büyük olduğu için buradaki civa buraya doğru akmaya başlayacak. Buraya doğru akmaya başlayınca burada civa seviyesi ne yapacak? Aşağı doğru inecek. Aşağı doğru inecek ama üst taraf ne olacak? Üst taraf boş kalacak arkadaşlar. Yani burada ekstra bir açık hava basıncı yok. Burada ne vardı arkadaşlar? Hava vardı. Civa buraya doğru gelip burada yükselmeye başladıkça ne olacak ama? Buradaki havayı sıkıştırmaya başlayacak. O zaman burada bir hava olacak ve o havanın basıncı da açık hava basıncından ne olacak? Daha büyük. Çünkü başlangıçta açık hava basıncı eşitti. Ama bu civa burada yükseldikçe oradaki gazı sıkıştırdı. Mesela açık hava basıncını atıyorum 70 santim civa basıncı diyeyim. O zaman burada ne kalacak? Burada kalan havanın basıncı artık 70 olmayacak. Sıvı yükseldikçe o gazı sıkıştırdığı için buranın basıncı 70'ten daha büyük olacak. Ne kadar? 80. Ama bu tarafın üstünde ne var? Üst tarafta açık hava basıncı var. P0 var ve sistem ne yapacak? Şöyle dengeye gelecek. Dengeye geldiği zaman arkadaşlar son durumda hepsinin tabandaki basınç ne olmak zorunda? Eşit. Tamam, tabandaki basınç eşit olacak da bunun üst tarafta gaz yok. Bunun üst tarafta 80'lik hani açık hava basıncından daha büyük bir gaz basıncı var. Burada da açık hava basıncı var. Toplamların eşit olabilmesi için ne olacaktır arkadaşlar? Mesela tavandaki toplam basınçlar mesela ben 90'da eşitleyeyim. O zaman burada direkt civa yüksekliğimiz 90 santimde kalacak. Çünkü buranın üst tarafta gaz yok. Buradaki toplam 90'lık basıncı sadece civa yapmış olacak. Buradaki 90'lık basıncı üst taraftaki basınç açık havadan daha büyük yani 80'den çıktı diyelim. O zaman burada 10 santimlik sıvı yüksekliği olacak toplamı 90 olması için. Burada da 70 olduğu için üstteki açık hava basıncı burada da ne olacaktır? 20 santim olacaktır toplam eşit olabilmesi için. Dolayısıyla son durumda sıvı yüksekliği en fazla kimde olacak? En fazla M'de olacak çünkü oradaki toplam basınç sadece civanın basıncı olacak. Sonra K'da olacak. Çünkü civa artı açık havanın toplamı toplam basınca eşit olacak. Burada ise açık havadan daha büyük bir gaz sıkıştığı için o zaman en az yükseklikte nerede olacaktır? L'dedir. Yani cevabımız M, K, L şeklinde olacaktır. M büyük, K büyük ve C. Şekildeki kesit alanları verilmiş. F ve H kadar itildiğinde yükseklikler ne olur demiş. Şimdi arkadaşlar ben burada H kadar itersem sıvılar sıkışamadığı için ben ne yaptım? SH hacminde sıvıyı ittim. İttiğim sıvı ne yapacak? Yükselecek. Nerede yükselecek? Burada da yükselecek. Burada da yükselecek. Yalnız burada arkadaşlar yükseldikçe ne olacak? Hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü üstte açık hava basıncı var ve değişmiyor. Ama burada ittikçe yükseldikçe buradaki gaz sıkışacak. Gaz sıkıştığı için buradaki gazın basıncı ne yapacak? Artacak. Gaz basıncı arttığı için işte sıvı burada daha çok yükselmeyecek. Sonuçta toplamlar eşit olacağına göre burada üstteki açık hava basıncı ne yapmıyor? Açık hava basıncı hiç değişmiyor. Sadece sıvı yüksekliği arttığı için yani tabandaki basınçlar eşitti mesela kaçtı 100'dü. Sonra biraz ittiğince burada sıvı yükselecek, burada da yükselecek. Son durumda dengede olduğu için yine tabandaki basınçlar eşit olacak. Ama ne olacak? İşte 100'den daha büyük atıyorum. 120, 120'ye çıkacak. Ama işte buradaki basıncın artmasının tek sebebi ne? Sıvı. Ama oradaki basınç artması sebebi sıvı artı gaz. Dolayısıyla sıvı burada çok ne yapacak? Yükselmeyecek. O zaman dediğim SH'ın ne yapacak? Birazı burada, biraz burada yükselecek. Ama iki daha, daha az, bir de daha çok. Dolayısıyla ettiğim sıvının yarısından çoğu burada yükselecek. Dolayısıyla buradaki yükseklik H bölü 2'den daha fazla olacak. Buradaki yükselme ise H bölü 2'den daha az olacaktır. Dolayısıyla birinci kaptaki sıvı yükselmesi ne olacak H1? H bölü 2'den daha fazla olacak. İkideki yükselme ise H bölü 2'den daha az olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacak. Akışkanların hız arttıkça basıncı azalır ilkesi yani Bernoulli ilkesi. Rüzgardan alır şemsiyenin ters dönmesi. Evet arkadaşlar sonuçta ne olur? Şemsiyenin alt tarafındaki hava durgun hava. Üst tarafta rüzgar arttığı için hız artıyor, basınç azalıyor. Dolayısıyla alt tarafı hava durgun hava olduğu için basıncı daha fazla olduğu için işte alttan yukarı doğru iterek şemsiyenin ters dönmesini sağlıyor. Akarsu ve nehirlerde suyun sürekli akması. Arkadaşlar bu sürekli akışın sebebi hani hız arttıkça basıncın azalmasından dolayı değil eğimden dolayıdır. Bir yemeğin düdüklü tencerede daha kısa sürede pişmesi, burada içerideki havanın basıncının kapalı sistem olduğu için artması, basınç arttığı için kaynamanın zorlaşması ve kaynama sıcaklığının yükselmesiyle alakalı bir durumdur. Yani akışkanın hızıyla alakalı bir durum değildir. Cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. Uzman 2 testini burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.